Культура 21 века – это культура… 21. yüzyıl kültürü, olgunlaşan insanlığın kültürüdür. Maddiyat peşinde koşarken pek çok manevi değeri de kaybettiğinin nihayet farkına varan ve bunların yeniden elde edilmesi gerektiğini anlayan insanlığın kültürüdür. Kendi savaş ve mücadelelerinde gençliğe özgü bir davranış sergileyen insanlık, vazgeçmeye çalıştığı atalar kültürünün aslında hayati önem taşıyan bir değerler kültürü olduğunu anlamaya başlamakta. Bunlar ölümsüz değerlerdir ve günümüzde ihtiyaç duyulan değerlerdir. Bu bağlamda Fethullah Gülen'in insanlığın manevi değerlere, manevi ideallere dönmesini sağlayan düşünceleri talep gören, güncel olan ve hayati önem taşıyan bir öğretidir. Diğer bir taraftan, günümüzün küreselleşmekte olan dünyası, bütün kültürel geleneklerin mecburi olarak birbiriyle etkileşim içerisinde bulunduğu bir dünyadır. Bu etkileşim çok farklı şekillerde olabilir. Mesela şöyle olabilir. Bu kişi başka bir şekilde konuşuyor, başka bir dil konuşuyor, farklı bir görünüşe sahip ve farklı bir şekilde dua ediyor. Giyim tarzı farklı. Demek ki benim için tehlikeli. Ve bir mücadele meydana gelir. Ben onun düşmanı olurum. Fakat başka türlü de olabilir. Biz farklı bir şekilde konuşuyoruz. İnançlarımız farklı. Hayatlarımızı farklı şekillerde organize ediyoruz. Demek ki birbirimizden öğreneceğimiz şeyler var. Bu bağlamda hoşgörü fikirleri, karşılıklı anlayış fikirleri, işbirliği ve diyalog fikirleri özellikle küreselleşen günümüz dünyası şartlarında son derece aktüel fikirler. Bu fikirler olmadan birlikte yaşamak mümkün değil. Bu bağlamda da Fethullah Gülen'in öğretisi, insanların doğru bir şekilde diyalog kurmalarını sağlayan kuramsal bir anahtar, bir temel olarak kendini gösteriyor. Bu konuyla alakalı şunu da dile getirmek gerekir. Fethullah Gülen teorisi, onun diyalog fikirleri, işbirliği ve karşılıklı anlayış fikirleri, çağımız problemlerine bir çözüm reçetesidir. Bu ihtiyaç duyulan bir öğretidir. Bugün şunu söyleyebiliriz. Fethullah Gülen öğretisi sadece bir öğreti değil. Artık başlı başına bir harekettir. Bu bir 21. yüzyıl kültür fenomenidir. Hem de manevi kültür fenomeni. Aynı zamanda sosyal hayat fenomeni. Bu hareket aktif bir şekilde insanlar arasında yeni ilişkiler kuran bir hareket. Diyalog Avrasya platformunun farklı ülkelerde ve pek çok şehirde temsilcilikleri var. Minsk'teki temsilciliği sanırım belki de en genç temsilciliklerden biridir. Ve sayı olarak fazla olmamalarına rağmen oldukça başarılı, çok aktif ve en önemlisi çok etkili bir şekilde çalışıyorlar. Özellikle son 4 yıl içerisinde bu etkili çalışma daha da belirgin hale geldi. Bu projeler, Belarus'un entelektüel camiasıyla ilgili projeler. Çalışan, devamlı olarak bir araya gelen, diyalog, karşılıklı anlayış ve işbirliğine dair fikirler üreten entelektüel seminerleridir. Bu çalışmalar, kendini en belirgin akademik alanda gösteriyor. Bilimsel projelerin gelişimi çok ilgi çekici ve yoğun.
Bunlar sürekli olarak düzenlenen bilimsel konferanslar. Bu konferanslar hem teori için hem de pratik hayat için önem taşıyan konular üzerine düzenleniyor. Eğitim, diyalog, aile ve aile değerlerine dair konferanslar. Diğer taraftan araştırma projeleri. Fakat bugün söz edilmesi gereken en ilgi çekici proje, Fethullah Gülen öğretisini işleyen bir kitabın, bir monografinin yazılması projesidir. Fethullah Gülen hakkında pek çok şey yazılmış, ancak bu tarz bir kitap henüz çıkmadı. Benzeri olmayan bir yazar kadrosu bir araya getirildi. Çünkü muhtelif alanlarda uzman, Belarus'un önde gelen bilim adamlarının yazıları tek kapak altında bir araya getirildi. Bu monografinin ayırt edici iki özelliği var. Birincisi, kuramsal olması. Bu kitap, Gülen öğretisinin sosyal ve felsefi analizine adandı. Gazetecilik tarzında yazılmış bir eser değil. Basit bir analiz de değil. Gerçekten felsefi nitelik taşıyan bir analiz. Böyle bir çalışma mevcut değildi. Özelliği de bu zaten. İkinci özelliği, pek çok farklı istikamette çalışan felsefecinin çalışmalarını aynı kapak altında barındırmasıdır. Bu sayede Fethullah Gülen'in öğretisi çok yönlü olarak ele alındı. Sosyal, ahlak, eğitim felsefesi. Bu sayede kitap çok yönlüdür ve birkaç bölümden oluşmaktadır. Fethullah Gülen öğretisini tarih ve felsefe geleneği bağlamında ele alan bir bölüm var. Bu bölüm Fethullah Gülen'le diğer filozoflar arasındaki farkı ve modern felsefede sahip olduğu yeri ele alıyor. Sosyal felsefe ve siyaset felsefesini işleyen bölüm var. Kültür felsefesini ele alan bölüm var. Bu çok önemli bir bölüm. Kültürel geleneklerin etkileşim meselesi üzerinde duruluyor. Bu bölüm, ahlak ve manevi değerlere, eğitime ve Gülen öğretisinin pedagojik potansiyeline ayrıldı. Bu bağlamda kitap, Fethullah Gülen öğretisinin sistematize edilmiş bir araştırmasını teşkil etmekte. Bu alanda bir ilk, fakat bu sadece atılan bir ilk adım. Fethullah Gülen'in söylenebilecek bir dizi özelliği var ve her biri hakkında ayrı ayrı kitap yazılabilecek özellikler bunlar. İlk olarak araştırılması gereken ve araştırılacak olan husus, Fethullah Gülen öğretisinin ortaya koyduğu tasavvuf anlayışıyla geçmişteki tasavvuf anlayışı arasındaki fark. Tasavvufun geçirdiği evrim çok ilgi çekici bir olgudur. Bu olgu tarih boyunca yeteri kadar iyi incelenmiş ve 20-21. Yüzyıllar içerisinde yeni araştırma imkanlarını sunar. Fethullah Gülen'in teklif ettiği şey, tasavvufun tamamen yeni bir gelişim safhasıdır ve tabii ki araştırılması gerekir. Bu bağlamda Fethullah Gülen, felsefe tarihçileri ve kültür felsefesi temsilcileri içinde bir düşünür olarak çok ilgi çekicidir. İlginç olan ikinci husus, öğretinin kendi muhtevası. Hakkında birbirinden ayrı yazılar kaleme alınmasına rağmen son derece sistemli bir öğreti. Fethullah Gülen'in öğretisi değişik konular üzerine muhtelif tezlerle temsil edilmiş, fakat bir araya toplanıp tek bir yapı haline getirildiğinde mükemmel bir şekilde yapılandırılmış, iyi düşünülmüş, hiyerarşik olarak çok düzenli ve bütünsel bir şema elde etmekteyiz. Yani Fethullah Gülen öğretisi şu veya bu şekilde ortaya atılmış ayrı fikirlerden ibaret değil. Bu gerçekten bütünsel ve kompleks bir felsefi öğreti. Bu özel bir olgu. Özellikle bu nevi öğretilerin çok nadir olduğu 21. yüzyıl kültüründe oldukça ilgi çekici bir olgu. Bu bağlamda araştırılması gerekir. Üçüncü olarak, Fethullah Gülen'in fikirleri çağımız problemlerine ciddi çözümler sunmaktadır. Bunların sadece teorik olarak değil, uygulamalı manada da araştırılması gerekir. Öncelikle kültürler arası diyaloğun günlük yaşamın bir parçası olduğu,
monokültür diye bir şeyin var olmadığı, küreselleşme bağlamında kültürlerin birbiriyle etkileşim içerisinde bulunduğu, Fethullah Gülen'in diyalog ve hoşgörüye dair fikirleri, kültürel etkileşimin pratik programını ve kültürel sürecin büyümesini yapılandıran fikirler. Bunları sadece araştırmakla kalmamalı, bunları uygulamaya koymalı. Aynı sebepler kompleksinde Fethullah Gülen'in fikirlerinin günümüz gereksinimlerine bir konuda daha cevap vermesi önemlidir. Modern sosyal felsefe, tek temel üzerinde kurulmuş kültürün, yani monokültürün aslında üretici olmadığını bilmektedir. Ekonomi alanındaki küreselleşme piyasaya yöneliktir. Her türlü ekonomik sistemler piyasa sistemi olarak inşa edilir. Siyaset alanındaysa demokratikleşme ve doğru bir yönetim şekli olarak demokrasiden söz ediyoruz. Hem piyasalar hem de demokrasi Batı'nın kültürel evriminin bir ürünüdür. Fakat kültür alanına gelince burada tek bir standarda uydurmak mümkün değil. Medeniyetlerin dönüşü kavramından bahsettiğimizde, günümüz insanlığı yerel bir medeniyetten genel küresel bir medeniyete geçtiği zaman kültür alanında bir küreselleşme asla düşünülemez. Çünkü tek bir temel üzerine kurulu, diyalog içermeyen, farklı geleneklerin etkileşimini içermeyen kültür yeni bir fikir üretemez. Zaten farklı kültürler birbiriyle temasa geçerek kıvılcım verir. Yeni bilgi, fikir ve değerleri doğurur. Bu olmayınca, diyalog olmayınca kültürel gelişim de olamaz. Bu açıdan kültürel diyaloğun nasıl kurulması gerektiğini gösteren Fethullah Gülen'in fikirleri zaten günümüzde çok talep gören fikirlerdir. Nitekim Fethullah Gülen'in öğretisi kendisinin eğitim ve öğretimden söz ettiği alanda pedagoji ve ahlak alanında çok ilgi çekicidir. Günümüzde pedagoji bir ahlak pedagojisi olarak yapılanmaktadır. Öğretmenin dayattığı bir konsept olarak değil, yani öğrenci bilgilerle doldurulması gereken bir kutu değil, alevlendirilmesi gereken bir meşaledir. Onun eğitime karşı hevesini, bilgiye karşı hevesini alevlendirmek lazım. Bu ise Fethullah Gülen'in konseptinin temelinde yatan değerler olmadan yapılamaz. Fethullah Gülen'in çağdaş bir araştırmacı için çok ilgi çekici olduğunu söyleyebiliriz. Fakat bana göre en önemlisi onun sadece bir araştırmacı için değil, bu devirde yaşayan ve bu diyaloğu kuran insanlar için de ilgi çekici olduğunu söylemek isterim. O sadece bir bilim adamı olan felsefeci için araştırma olacak bir kişi değil. O, siyaset adamları için, faaliyet adamları için, bu diyaloğun aktif bir katılımcısı olanlar için ilgi çekicidir. Bu bağlamda en şaşırtıcı hususlardan biri de, Gülen'in insanların kalplerinde uyandırdığı yankı. Fethullah Gülen'in dile getirdiği fikirler, sadece birer fikir olarak kalmamıştır. Bu fikirler, büyük insan kitlelerini kuşatmakta ve günümüzün itici gücü haline gelmektedir. Bana kalırsa en önemli husus da bu. Çünkü bugün Gülen sadece bir kuram değil. Gülen ismi devasa bir sosyal hareket anlamına geliyor. Ve bu sadece Türkiye'ye has bir hareket değil. Gülen'in dile getirdiği fikirler sayesinde Doğu ile Batı arasında, İslam ile Hristiyanlık arasında diyalog kuruluyor. Ülkeler, halklar ve insanlar arasında diyaloglar kuruluyor. Ve bu gerçekten çok önemli. Bu fikirlerin sahip olduğu potansiyel, ilk olarak kendi pratik uygulanabilirliği, pratik önemi, günümüz itibariyle sağladığı yarar ve ileride sağlayabileceği yararlar açısından oldukça mühim. Müzik